NBA 2K 21'in çıkmasına çok az kaldı. O yüzden bu videoda sizler için NBA 2K 21'deki yenilikleri, oyun ne zaman çıkıyor, kaç para olacak, demo var mı, demo ne zaman geliyor onlardan bahsedeceğim. Onaylanmış bilgilerden bahsedeceğim. Kendi hayatımdan, kanaldan, kanalın gidişatından, 2K 21'de neler olacak onlardan biraz bahsedeceğim. Lafı çok uzatmayayım, direkt videoya geçelim. Bu yıl iki tane oyun çıkacak. Bir tanesi Current Gen NBA 2K 21, diğeri de Next Gen 2K 21. Öncelikle 4 Eylül 2020 tarihinde çıkacak olan Current Gen NBA 2K 21'den bahsetmek istiyorum. Normal sürümünde Damian Lillard kapakta, Mamba Forever Edition'ında da Kobe Bryant'ın 8 numaralı hali kapakta. Oyunun Current Gen Edition'ı PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve Stadia'da oynanabilecek. Durum böyle olunca ben dahil birçok oyuncu 2K'in PlayStation 5'e ağırlık verdiğini düşündü ama işler beklediğimiz gibi değil, beklediğimizden çok daha iyiye gitti. Normalde Current Gen'de yani bilgisayarda, PlayStation 4'te, Xbox One'da biz park olmayacağını düşünüyorduk. Ama geçtiğimiz günlerde bir fragman yayınladılar ki orada 2K Beach adını verdikleri bir neighborhood olduğunu gördük. Yani 2K 21'de PlayStation 5'e geçemeyenler için de oynamaları için bir My Park, bir Neighborhood bulunacak. Valla konsollar için çok sevindim ama Allah bilgisayardaki arkadaşlarımıza hilelere karşı oynama konusunda yardımcı olsun. 2K'in herhangi bir çözüm aldığı ortalıkta yok şu anda. Alacaklarını da ben düşünmüyorum. Umarım haksız çıkarım. Şimdi bu listede birçoğunuzun kafası karışmış, çok basit bir şekilde anlatıyorum. PlayStation 4 için Mamba Forever Edition'a ön sipariş verirseniz, PlayStation 5 için Zaya'nın kapağında olduğu normal edition'ı ücretsiz alıyorsunuz. PlayStation 5 için olan Mamba Forever Edition'ı ön sipariş verirseniz, PlayStation 4 için olan Lillard'ın kapağında olduğu normal versiyonu ücretsiz alıyorsunuz. Ah! Tek nefeste söyledim ama harbi çok basit. Zaten orada buy o, get o diyor işte hani. Orada anlayın abi. Oyun hakkında vereceğim bilgilere geçmeden önce sıkça sorulan soruları cevapladığı bir sayfa var böyle NBA 2K'nin. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. 2K 21 ne zaman çıkacak? 2K 21. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve Google Stadia için 4 Eylül 2020 tarihinde çıkacak. Videoda da söylediğim gibi PlayStation 5 ve Xbox Series X için yani PlayStation 5 ve X serisi ne zaman çıkarsa, duyduğum kadarıyla PlayStation 5 çıktığı gibi ilk çıkan oyunlardan bir tanesi NBA 2K 21 olacak. Current Gen ve Next Gen arasındaki farklar neler? Bu iki oyun aynı mı? Tabii ki de değil. NBA 2K 14'te en son bunu görmüştük. Bambaşka iki oyun olacağı söyleniyor. Grafiksel olarak, yeni eklemeler olarak, yeni özellikler olarak. Bu videoda şu ana kadar, yani bugün günlerden ne? 14 Ağustos 2020 Cuma gece saat 2.30 şu ana kadar Next Gen için herhangi özel bir duyuru yok. Birazdan bahsedeceğim zaten. Burada şeyden bahsediyor, yani 2K 21'e ön sipariş verdim en iyi sürümünü. Diğer konsolda nasıl alacağım? Yani dijital aldıysanız aynı PSN'e ya da aynı Xbox hesabına direkt geçiş yapacak. Yani bunu tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim. PlayStation 4'ten Xbox Series X'e geçerseniz olmuyor. Çünkü hani aynı konsol olması lazım. 4'ten 5'e, Xbox 1'den Xbox X'e geçmeniz lazım. En önemli konulardan bir tanesi bu. My Team gelişmeleriniz, PlayStation 4'te yaptığınız My Team gelişmeleriniz PlayStation 5'e geçecek. VC'niz geçecek. Bu sadece PlayStation 4'ten PlayStation 5'e, Xbox One'dan Xbox X'e geçiş yapacak, haberiniz olsun. Ama bunun dışında My Career, My Player geçiş yapmayacak. Çünkü ikisinde farklı My Career hikayesi, farklı My Player, farklı build'ler, farklı rozetler, her şey farklı olacağı için sadece My Team'iniz ve VC'niz geçiş yapacak. Şimdi bugün oyunun yapımcı ekibinden olan Mike Wang'in açıkladığı güzel haberlerden başlayalım. Sonra detaylara ineriz birlikte. Twitter hesabımda paylaşıyorum bu arada bunları. Hani her zaman her haber için video çekemiyorum. Bunlardan haberdar olmak isterseniz takip edersiniz. Tamam, reklamı bırakıyorum ve en güzel haberlerden bir tanesi Pogo Stick, hatırlıyor musunuz? Center'ları böyle deli gibi zıplatıyordu. O hala oyunda fakat nerf yemiş. Günün hatta en iyi haber bu. Bence en iyi haber bu. Jump Shot Creator'a direkt ulaşabileceğiz. Abi 2K19'da ne güzeldi. Giriyorduk karaktere, istediğimiz atış stilini yapıyorduk, hızını ayarlıyorduk. Bu yıl yok 15 NBA maçı yap, antrenman yap, Chris Brickley diye bir adamı bekle falan. Eziyetti böyle yani. Yani 10 tane bu ildin varsa bayağı hayatsız olman gerekiyordu. Bu yıl artık direkt yani karakteri açar açmaz ulaşabileceğiz. Bir antrenmana vesaire gerek kalmadı. Smash basma konusu tamamen 2K20 ile aynı tuş kombinasyonları olarak R2 kare ya da right stick ile basabiliyorsunuz. Onun dışında
Bundan çok emin değilim Mike Wang abi. Bundan çok emin değilim, kusura bakmayın, boğazım kurudu. Yani 70'ten aşağı üçlüğün varsa söylenene göre deli gibi üçlük atamayacak mısın? Biliyorsunuz her yıl, geçen yıl set shot 13, bu yıl jump shot 29 veya jump shot 38 gibi böyle jump shotlar çıkıyor ve şut atamayan karakterler deli gibi yeşil atabiliyor. Bunun olmasını istemiyor komünite haklı olarak. Çünkü lockdownsan lockdown kal. İşçisin sen, işçi kal hesabı abi. Ya, olmuyor. Bunu yapabileceğini söylüyorlar ama bunu her yıl söylüyorlar. Bu yıl şöyle bir farkı var. Mike Wang diyor ki direkt, yani 51 ile deli gibi üçlük atan bir adam görürsem direkt yama getireceğim diyor. Bakalım. Şimdi 2K17'de Pro Stick Aiming vardı, hatırlıyor musunuz? Sağ analogla şut atarsanız şutunuza birazcık boost geliyordu böyle. O geri geliyor, geliştirilmiş şekilde geri geliyor. Tam detaylı bilgi vermiyorum çünkü oyunu oynamadım, görmedim. O yüzden sizleri de böyle yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Ama böyle sağ analogla hem target alacaksınız hem de zamanlamayı tutturmaya çalışacaksınız. Bar kapalıyken bu özellik çalışmıyor abi, haberiniz olsun. Ve bar kapalı atmaktan daha fazla boost veriyormuş şutuna. Bir denememiz lazım, bunun hakkında videoda gelir. Savunmada kötü zıplayan, geç zıplayan oyunculara daha fazla faul çalınacak. Sonunda. Teşekkürler. Ve geçen videoda bahsetmiştim. Intimidator oyunda kalmaya devam ediyor fakat biraz nerflenmiş. Baba, yani 90'la da boş turnike kaçırmamalıyız bence. Bence. Benim fikrim. Bunu az önce söyledim. Next Gen'de farklı My Player build'leri, rozetler, takeover'lar olacağı için Current Gen'deki kayıtlar Next Gen'e geçmeyecek My Career konusunda. Pro stick'le şut atmak bar kapalı şut atmaktan daha fazla boost verecek ama haliyle daha zor olacak. O yüzden bakalım nasıl olacak. Ronnie2k bahsetti. Bunu ben kanalımda söylememiştim. Buradan duyurayım. Bu ayın 24'ü 24.08 olduğu için, 24 Ağustos olduğu için Mamba Day diye geçiyor dünyada. Mamba Day'de 24 Ağustos 2020'de oyunun demosu geliyor. Ronnie2k bugün işte birlikte oynayacağın arkadaşına etiketle falan yazmıştı böyle. Online mi oynayabileceğiz yoksa bir quick game mi yapabileceğiz bilmiyorum. Ama sanırım interaktif bir şekilde demoyu geçirebileceğiz. 24'ünde geliyor demo. Current Gen versiyonuna ait görüntüler böyle. Ya bundan çok bir şey beklememek lazım abi. Sonuçta PlayStation 4 aynı teknoloji. 5'te asıl gelişmeyi beklemeliyiz diye düşünüyorum. Yeni şutları. Yani beğenenler var, beğenmeyenler var. Ben bar kapalı oynayacağım için en azından öyle düşünüyorum şimdilik. Çok önemsemiyorum ama bence şu yeşil animasyonu bayağı hoş görünüyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz, yoruma yazarsınız. Şimdi dün Twitter'da yazdığım ve onaylanan bilgiler, Pro Stick'ten bahsettim. MyPark'ta 40 tane yeni yeşil animasyonu var. Atıyorsun, ne bileyim, dans falan yapıyordur belki. TikTok dansları kesin eklenmiştir. Kesin bak, Alper dedi dersiniz, kesin vardır. Dribble hareketleri geliştirilmiş. 50 tane yeni size up var. Bunlardan 14'ü park size up'ı, 36 tanesi de normal NBA size up olacak. Quick draw rozeti yok. Teşekkürler 2K. Artık 4 tane rozet hakkımızı sırf şutu hızlı atmak için kullanmayacağız. Ve PG'lerin boyu 6-8 olabilecek. Bu sıkıntı. Ya umarım 90'la koşan 6-8 bir slashing playmaker görmem, yoksa PG'ler 6-8 oluyorsa center'larında 7-7 falan olabilmesi lazım. Öyle olursa postlukları kim durduracak? Mike Wang, cevap verin bana. Gerçi 7-7 de olmaz herhalde. Aa bak, bu bilgi de bayağı güzel. Geçen yıl dribble animasyonlarımız, işte Steve Nash gibi elimizi falan yalayabiliyorduk. Jason Kidd gibi top sektirebiliyorduk ya da Irving gibi. Bu yıl söylenene göre, bu bir iddia bu arada, doğrulanmış bir bilgi değil, sadece sızdırılan, belki doğru olmayan bilgilerden bir tanesi. Savunma stilimizi de belirleyebileceğiz. Örneğin işte Iguodala, Antetokounmpo, Westbrook, LeBron, Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Draymond Green, onların da bir savunmada duruşu falan var ya, belki ayarlayabiliyoruz. Bilmiyorum. Onun dışında, Ceku. Ceku ile fotoğrafım. Yeni dostum Ceku. Evet, böyle bir bilgi sızdırdı WNBA'in kendi resmi sitesi. Sanırım kadınlar için WNBA My Career'ı geliyor. Ama hani My Park'a kadın karakter alınacak mı onu bilmiyorum. Yeni şutları açıklaması burada abi. Aynen, bunu Twitter'ımdan bulabilirsiniz. Aşağılara inerseniz şöyle göstereyim. Ben tek tek okumayayım ama yeni sistem böyle. Onun dışında
Körüntgen için yayınlanan fragmanda UCLA var. Yani my career'de yine kolejden giden geçen bir yolumuz olacak. Şut barını kapatmak yine yeşil boost'u verecek. Barı kapalı oynayabileceğiz. Az önce bahsettiğim şey bu. 2K Beach diye bir şey geliyor Körüntgen'e. Belki deniz kenarında, belki bir sahilde, bilmiyorum artık nasıl bir yerde oynayacağız My Park'a ama 24 Ağustos'u ve 4 Eylül'ü iple çekiyorum diyebilirim. Walking size ups, yani yürüyerek size up yapmalar geri geliyor. Double behind the back'ler geri gelmiş gibi görülüyor bu trailer'dan görüntüler. Raffles event'i divan mı? Devam ediyor. Shoot barı da şu şekilde gözüküyor. Haberiniz olsun efendim. Evet, genel olarak bilgiler şöyle. En çok sorduğunuz soru, bu oyun Türkiye'de ne kadar olacak? Benim tahminim, şu anda hiçbir resmi açıklama yok. Hatta ön sipariş bile yok şu anda ama ilerleyen günlerde açılacak dendi bana. Öyle söyleyeyim. Benim tahminim 450, işte 650, 800 tarzı bir şey olur. Olmaz ya inşallah öyle, ama daha ucuz olur umarım. Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. O konuda da bir bilgim olduğu zaman direkt sizlere açıklıyor olacağım. Twitter'dan beni takip edebilirsiniz bunları öğrenmek için. NBA 2K21 hakkındaki bilgilerim bu kadar, da biraz kendimden bahsedeceğim. Ondan sonra salacağım videoyu. Geçen yayın yapıyorken de söyledim. Ciddi ciddi böyle her gün video atmayı falan ben de çok özledim ama... Yayında da söylediğim gibi abi, her gün video atıp "This is the best jump shot, oh my god look at that move, oh my god I'm the motherfucking best" falan diye takılabilecek bir adam değilim. Yeah, "I'm not gonna do that bro" falan diye böyle takılacak bir adam değilim. İçime sinen içerikleri attım bu yıl ve bu yıl cidden iyi çalıştığımı düşünüyorum. Twitch'te rekorlar kırdık, YouTube'da rekorlar kırdık. Ciddi anlamda oyundan, ya yani 2K20'yi oynadıysanız Allah aşkına yazın oğlum aşağıya. Ne yapayım, her gün hop step yaptığım videoları mı atayım? Curry size up yaptığım, crab yaptığım videoları mı atayım yani? Oyun bu yıl cidden 2K'yi bile kabul etti baba. Harbi 2K'yi bile kabul etti. Dediler ki biz bu yılı geçiştirmek için yaptık. Next gene hazırlanıyorduk. Yani elimden gelen içeriği çıkardım. Twitch'te farklı şeyler denedim. Valorant'ın ilk milli takımındaydım. Davet edilmiştim Rivals'a. Güzel bir histi. Farklı oyunlar oynadım. Hala da oynamaya devam ediyorum. Şimdi sponsorlu işler yapıyorum bu aralar. Kanala o yüzden bireysel videoları atmıyorum çok. Ama az kaldı. Demo ile birlikte eski günlerimize geri döneceğiz. Sizleri çok özledim. Bana verdiğiniz destek için minnettarım. Çok çok sağ olun. Kendi hayatımda böyle sorun yaşadığım bir döneme girdim. Hiçbir şey yapasım gelmiyordu bir ara. Bir sorun da yoktu. Sadece uyanıyordum ve uyuyana kadar vakit geçirip bir şekilde uyuyup kalıyordum. Hepimizin böyle bir kötü dönemi olmuştur diye düşünüyorum. Hiçbir şeyden tad almaz bir duruma gelmiştim. Ta ki Ceku'yu alana kadar, Ceku'yu evime getirene kadar. Ceku ile birlikte tekrar enerjik, tekrar böyle 2015'lere dönmüş o çocuk Alper'in ruhunu hissediyorum kendimde. Çok daha güzel olacak her şey. Şimdi demo çıkana kadar Ceku'ya iyice eğitim vereceğim. Ceku'nun ne olduğunu bilmeyenler varsa Instagram'dan bakabilirler. Benim köpeğim 2 aylık dişi bir golden'ım var artık. Onu eğitiyorum. Onunla birlikte çocuk gibiyim. Bir yandan baba gibiyim ama çok enerjik hissediyorum. Mesela şu an 2-3 saat uykuyla duruyorum ama çok enerjiyim. Eski enerjime geri döneceğim 2K21'de. Yeni eve taşındım. Yeni arka planım, yeni masam. Ev vlogu da yakında geliyor zaten, haberiniz olsun. Sadece dışarıdan değil de bazen böyle beni takip eden insanlardan olmanızı istiyorum. Çünkü ben kendim yayın açmasam da Ömer'in veya Muratcan'ın yayınında oluyorum. Bunları da duyuruyorum. Ya da kendim yayın açıyorum. YouTube'a neden video atmadığımı Twitter'dan da söylüyorum. Instagram'dan da söylüyorum. Sizleri önemsemiyor değilim. Önemsiyorum. Garanti konusunda da anlayışınız için teşekkür ederim. Bir anlaşma yaptım. Sonuçta yeni eve taşındım. Annemi buraya taşıyorum. Bakmam gereken bir köpeğim var. Biliyorsunuz durumları işte. Bu benim işim ve bu işten para kazanmak zorundayım. Sponsorlu işler yaptığım dönemlerde oluyor ki benim kitlem en kötü reklamlara bile "olsun abi sen yap paranı kazan, sen normal video atarsın" diyen adamlar. O yüzden başım gözünüzün üstüne, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Başım neydi lan, gözüm başım üstüne miydi, ben yanlış mı dedim onu? Neyse, yani iyi anlamda bir şey söylemek istedim. Videoyu kapatıyorum. Uykusuzlukta öleceğim yoksa. 2K21 hakkında bilgiler bunlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.